Merhaba canım takipçilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Burada sizleri çok seven, sizi seven bir can var. İlimden geleni her zaman yapıyorum ama yapabileceğim kadar, yapabildiğim kadar yapıyorum. Dilerim benim yapabildiğimin ötesinde beni takip eden, beni seven, kitaplarımı okuyan, YouTube kanalımı seyreden, eğitimlerime katılan insanların hayatına bütün evren, bütün sonsuzluk, dünya annenin şamanik bilgeliği, ondan sonra şifalı bilinçleri yardımcı olsun, destek olsun. Onlara evrenin, yaşamın onlarla, onları izlediğini, onlara yardım etmeye çalıştığını, onların daha iyi bir noktaya gitmesi için onlara rehberlik vermeye çalıştıklarını göstersinler. Bütün evren ve kainat, aynı zamanda sonsuz ulu kaynak şifasını, bağlantısını, gücünü herkesin anlayabileceği ve anlayacağı, herkes için kanıtlanacağı noktada dilerim ki göstersin. Hepinizi çok seviyorum. Onu söylemek istiyorum gerçekten. Bir hatam, herhangi bir şeyim varsa da affolsun. Sonuç olarak ben de insanım. Yani insanım derken hani bir ruhum ama insan bedeninin içindeyim. Ben de kendimce bir öğreti ve bir ders şeyinden geçiyorum. Her gün öğreniyorum ve kendimi geliştirmeye, daha iyi bir noktaya da taşımaya çalışıyorum. Sevgiyle, iyilikle, elimden geldiği kadarıyla. Evet, şimdi 5 Temmuz 2022 tarihine itibaren bakıyoruz. Bir kere şimdi şunu söylemek istiyorum. Burada şöyle bir şeyler var. Bu 3'ü ile 8'i arası özel bir zaman. 3'ü ile 8'i arası. 3'ü değil, özür dilerim. 3'ü değil, 3'ü değil. Evet, hemen bir dakika yapıyorum şu an. Bir dakika, orada bir şeyi halletmem lazım. Evet, 3'ü, evet doğru. 3'ü ile 8'i 9 arası özel bir zaman. Neden? Jüpiter, Mars, Venüs, Merkür kendi evinde. Bugün de özellikle Jüpiter, Venüs, Mars, Merkür kendi evinde. Bu çok güzel bir şey. Çok özel bir şey. Ondan sonra gerçekten orada çok büyük bir güç, çok büyük bir pozitif yönde bir etki var. Buralarda bir şeylere başlamak için muhteşem, muazzam hatta. Bununla ilgili zaten paylaşımlarım olacak, göreceksiniz de bunun yanında. O yüzden bugünleri özellikle değerlendirmenizi, bugünlerden çok faydalanmanızı, bugünlerde bol bol yeni başlangıçlar, yeni adımlar, yeni şeyler yapmanızı özellikle çok tavsiye ediyorum. Çünkü çok daha rahat, çok daha kolay, çok daha hızlı bir şekilde akabilir. Ve sizi çok daha pozitif yönde de etkileyebilir. O yüzden buralardan faydalanın. Şimdi sabah saat 1'den itibaren zaten çok güzel, son derece iyi. Birinci evde Jüpiter var. Burada şifalandırıcı bir etki var. Her türlü meditasyon, enerjisel çalışma, pek çok şey. Hatta her şey yapmak için gece saat 12.30'dan gece saat 1'i 15 geçeye kadar olan süreç gerçekten çok güzel bir süreç. Bunu söylemek istiyorum. Bayağı güzel. Sonra sabah saat 5'i 10 geçeden diyelim başlayarak sabah 6 kaça kadar, hemen söylüyorum bir dakika, 6.30'a kadar olan zaman gerçekten kariyer, iş konularıyla ilgili muazzam güzel, çok güzel. 4'ü de zaten çok iyiydi biliyorsunuz. Ondan sonra muazzam güzel, çok güzel. Burada çok büyük bir güç var, çok pozitif, çok olumlu yönde etkiler var. Gerçekten. Ondan sonra evet, yani burada mesela kariyer hayatı, kariyer hayatından kazanç. Yani bunda mesela internetten üstünden yapacağınız işlerle ilgili de çok başarılı olur. İletişim, teknolojiyle ilgili yapacağınız işlerle ilgili de çok başarılı olur. Burada bir sosyal medya hesabı açabilirsiniz. İşle ilgili yeni e-mail atabilirsiniz, başvuru yapabilirsiniz. Yeni bir e-mail hesabı alabilirsiniz. Onunla yeni bir şeyler açıp başlatabilirsiniz. Ben de açıkçası buralarda yeni bir şeyler başlatacağım. Ne yapabilirim? Ne başlatabilirim? Hangi sosyal medya hesaplarına da başlatabilirim? Bununla ilgili özellikle fikirlerinizi rica ediyorum. Şey düşünüyorum, İngilizce TikTok açabilirim diye düşünüyorum.
Onun dışında zaten YouTube, Instagram ve Twitter açtım. Onun dışında başka ne açabilirim? Beyza, senden de fikir bekliyorum bununla ilgili. Bu 4'ü, 5'i, 6'sı, 7'si sırasında özellikle yeni bir şeyler açıp yeni bir şeyler başlatmak istiyorum ama ne başlatabilirim, ne yapabilirim acaba? Orada bir adım atmak, bir harekete geçmek lazım. Burası gerçekten çok güzelmiş. Çok çok iyiymiş yani, hani öyle söylemek istiyorum özellikle. Bunu gerçekten değerlendirmek, buradan faydalanmak lazım. Müthiş yani, çünkü Merkür kendi evinde iletişim olarak inanılmaz güçlü, Venüs kendi evinde bolluk bereket saçıyor, işte Mars kendi evinde orada bir güç var, Rahu ile birleşmiş, Jüpiter kendi evinde, Satürn ters dönüyor şu an düşük konumda ama Satürn kendi evinde sonuç olarak gerçekten güzel yani, hani gerçekten güzel yani, hani burada yabana atamayacağım yani, hani gerçekten çok çok güzel. Hani öyle söylemek istiyorum. Bunu da bir noktada. Evet. Şimdi 5 ile ilgili devam etmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi saat 7'ye geliyorum. 7'de devlet konuları, mahkemeler, akademik konular, her türlü spiritüel konular, ondan sonra iş hayatı, iş hayatından elde edilecek kazançlar, bütün bunların hepsiyle ilgili gerçekten müthiş güzel, müthiş pozitif, müthiş güçlü, kariyer hayatını yükselten, büyüten, güçlendiren de bir açı var. Parayla ilgili güzel, ikinci evde para çok iyidir. Sekizinci evde Satürn çok uzun bir ömür verir. Tek Güneş'in 12. evde olması kötü ama o da bence problem değil. Yine internet üstünden, yurt dışı, uzaktan yapılacak işlemler, bütün bunlarla ilgili çok pozitif bir olay etki verebilir. Ezgi belki, Ezgi diyorum, Ezgi beni andı. Bu arada Türkiye'deki en yakın dostlarımdan, arkadaşlarımdan, avukatım, çok sevdiğim Ezgi Pekşen. Zaten her gün konuştuğum, çok yakın olduğum insan. Bir de burada da aynı zamanda çok sevdiğim bir dostum, arkadaşım. Hatta işte dün de beraberdik. Ezgi Kopuz. Ezgi de geldi işte Türkiye'den sonunda. Çok ilginç yani, iki tarafta da Ezgi hayatımda. Çok yakın olduğum insanlar. Beyza belki bir şey açabilirim. Amazon ya da böyle bir sayfa, yeni bir şey başlatabilirim. Öyle bir şey de yapabilirim değil mi? Ondan sonra. Burada bir şey, banka hesabı açmak için çok iyi. Tabii sabah çok erken bir saat ama belki online farklı bir hesap, farklı bir şey açılabilir. Devletle ilgili, akademik konularla ilgili, üniversitelerle ilgili, eğitim konularıyla ilgili başvurular yapılabilir. Ondan sonra bunu da bir taraftan söylemek istiyorum. Tam bu sırada da beklediğim bir şey geldi. Ondan sonra onu da söyleyeyim. Bir dakika. Süper oldu, harika oldu hatta. Şimdi şöyle bir şey var. Bir taraftan onu da söyleyeyim. Evet. Okey. Tamamız. Okey. Beyza, birazcık uzatacağım bunu. Çok az. Şöyle. Burada saat 7'den açıkçası baktığımız zaman saat kaça kadar sürüyor bu? Hemen bir bakmak istiyorum. Saat 9'a kadar sürüyor. 7 ile 9 arası. Sınavlar, devletle ilgili konular, mahkemeler, davalar, iş, kariyer, yeni başlangıç, internet üstünden yapacağınız işlemler. Hepsi. Parayla ilgili işlemler. Hepsiyle ilgili mutlaka şey yapabilirim. Burada iki tane kahve. Şunu getirmişim bitirmek üzereyken. Bunu almışım ikisi birden. Burada çok komiyim. Şimdi kahveyi de bitirdim. Şimdi artık diğerine rahat rahat devam edebilirim. Neyse. Sabahları yulaf sütlü kahve içiyorum. Ondan sonra çok iyi geliyor. Çok seviyorum. İçine de bol tarçın. Özel tarçın tozu koyduruyorum. Birazcık işte çok az bir şey tatlandırıcı. Ya da bazen koymuyorum tatlandırıcı da. Sadece tarçın tozuyla.
çok iyi oluyor. Hem zayıflamama da çok destek oldu gerçekten bu süreçte. Şimdi saat 9'a kadar bunu yapıyoruz. Saat 9'dan sonrası olan süreç olmuyor. Orada çünkü bir sıkıntı var ama yine de çok hafif bir bakmak istiyorum. Ondan sonra yani ruhu 9. evde oluyor ama kariyerle ilgili bir taraftan bir rahatlık var. Kazançlarla ilgili çok pozitif şeyler var. 1. evde ay var. 7. evde satürn var. Tek ruhu 9. evde. O iyi değil. Onun dışında Mars aslında orada çok güçlü. Ama yani risk atamayacağım. Ruhunun orada olması çok içime sinen bir olay değil. O yüzden saat 12'ye gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi saat 12'den itibaren ilişkilerle ilgili güzel bir... Burada ilişki, devlet konuları, başkadan gelecek para ve kariyer hayatı ile ilgili de çok pozitif açılar var. Gerçekten çok güzel, çok pozitif, çok olumlu, çok güçlü bir açı ve bir etki var. O yüzden bütün bunların hepsinden faydalanabilirsiniz diyebilirim. Gerçekten çok çok güzel. Sonrası olan yer olmuyor. Çünkü bu saat 12'deki şey bu arada saat 14'ü 5 geçeye kadar sürüyor. 12 ile 14'ü 5 geçe arası sürüyor. Sonra bitiyor. Sonraki orada bir bölüm var. Orası olmuyor. Orası olmuyor. Daha bir ilerisi var. Nedir onun adı? Saat hemen söylüyorum. 17 30'a bakalım. 17-30 sıraları güzel oluyor. Ya bir şey söyleyeceğim. 17-30 özellikle sonrası hatta bir tık yükseltmek istiyorum bunu. Ayı yükseltmek lazım. Biraz daha ay yükselebilir hatta. Ondan sonra bir dakika. Remind me later. Evet. Burada çok daha iyi oluyor. Hatta birazcık daha yükseltmek istiyorum. 19 yap. Ay ne yaptım? Evet. Bir dakika. Yap. Evet. 19 bak. Saat 19 tam. 19. Çünkü ayın derecesi daha yükselmiş oluyor. Ay'ın karşısında Jüpiter var. 7. evde çok güzel. Yükselenin karşısında Venüs var. 7. evde çok güzel. İş hayatında başarı şeylerini yönlendiriyoruz. Mars var. Sağlık evinde sağlıklı, güçlü. Başkalarından gelecek parayla ilgili Merkür var. Dördüncü evde Satürn kendi evinde zaten. Orada ters dönüyor ve derecesi çok düşük. Etkisi çok çok düşük gerçekten. Şunu söylemek istiyorum her şeyden önce. Burada saat 19'da. Tamam mı? Saat 19'da. 19'u 5 kala 19'u 5 geçe arası. O 10 dakika içinde yeni bir ilişki aplikasyonu açmak. E-mail'in dalını hemen ilişkiyle ilgili aplikasyon açın. Gerçekten çok başarılı ve çok iyi olabilir. Müthiş olabilir. İnanılmaz iyi olabilir. Hayatınıza, hayatınızın aşkını, sevgisini oradan çekebilirsiniz. Müthiş orada bir bolluk bereket olabilir. Hatta hayatınızda çok büyük bir bolluk bereket, refah ve çok pozitif etkiler, aşk, sevgi, cinsellik, mutluluk, haz getirecek bir insanı da çekebilirsiniz. Burada aynı zamanda yapacağınız farklı şeyler, farklı başlangıçlarda da çok pozitif yönde etkileyebilir. Karşınızdaki insanlardan yana da çok mutlu olabilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Bundan faydalanmanızı çok öneriyorum. Bir de yaratım panosu yapmak, ona başlamak, yeni bir şeylere başlamak için çok güzel, çok pozitif bir dönem. Bütün bunların hepsinden faydalanabilirsiniz diyebilirim. Özel bir gün, güçlü bir gün, maksimum şekilde faydalanın. Bugün gerçekten şu akşam saatindeki 19 sırası çok özel bir zaman. Onun öncesindeki zamanlar çok özel. Yarın için de çok özel tarihler vereceğim. Bunların hepsinden faydalanmanızı
Çok öneriyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bütün şifalar, güzellikler, mutluluklar sizlerle olsun. Beğenin, yorum yapın, imajı bırakın. Herkesle paylaşın, abone olun. Bol yorum istiyorum aşağıya. Yorum yapmasanız bile emojiler bırakın. Lütfen desteğinizi rica ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Mucizeler, şifalar, kaynağın sonsuz gücü üstünüze aksın. Hayatınızda gücünüzü, mutluluğunuzu, bolluğunuzu, bereketinizi ortaya çıkarmak için size kapılar açsın ve yaşatsın. Öpüyorum. Sizi seven bir can. Bu can sizi çok seviyor. Hoşçakalın. Bye bye.